are bulletproof. Merhaba, İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir döneme giriyoruz. Hazır mısınız? Yeni albümümüzün geri sayım promosyon takvimi sonunda geldi. Her akşam 6'da acaba bugün bir şeyler gelecek mi ya da ne gelecek bilinmezliği kısmen bitti. Çünkü tarihi verilse de içeriği verilmeyen iki şey var takvimde. Öncelikle yeni albümün adı Proof ya, başlık şarkımızın adı da Yet To Come. Ve tahmin edin hangi döneme giriyoruz? Tabii ki The Most Beautiful Moment in Life dönemine. Bu kez teorilerim tuttu. Adım gibi emindim o dönemle ilgili bir şeyler olacağına. Ama gelin önce takvime bakalım. Türkiye saatini söyleyeceğim ben. Azerbaycan saati ise bizden bir saat ileri zaten. Bu şekilde hesap yapın, olur mu? Söylediğim saatlere siz bir saat daha fazladan ekleyin. 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar 3 gün Türkiye saatiyle 18'de şarkı listesi yayınlanacak. 3 günde yayınlanacaksa düşünün artık o listenin nasıl kapsamlı olduğunu. 16-22 Mayıs tarihlerinde saat 18'de Proof albümünün ilhamı yayınlanacak. Bunu aşırı merak ediyorum. 27-28 Mayıs saat 18'de birinci konsept fotoğrafları, 30-31 Mayıs'ta ikinci konsept fotoğrafları gelecek. O konsept fotoğraflarının yayınlanacağı günü de iple çekiyorum. 6 Haziran'da bir şeyler var ki bu Kore'ye göre 7 Haziran oluyor. O gün ne gelecek takvimde verilmemiş. Sır. 7 Haziran saat 18'de Yet To Come müzik videosunun birinci teaser'ı gelecek. 8 Mayıs saat 18'de ise müzik videosunun ikinci teaser'ı gelecek. İki teaser'lı şarkı demek efsane olacak bir şarkıya hazır olun demek. Bu şarkı devrim yaratacak eminim. 10 Haziran sabah 7'de de resmi müzik videosu yayınlanacak. Bangtan'ın doğum günü olan 13 Haziran tarihi de merkezde belirtilmiş. Ancak içerik belirtilmemiş. Muhtemelen büyük bir feste olacak. Yet To Come şarkısı title değil de lead single olarak belirtilmiş. İkisi farklı şeyler. Genelde başlık şarkısı olarak title kelimesi kullanılır. Kesinlikle başka bir başlık şarkısı var ve o içeriği verilmeyen tarihte o mu gelecek diye düşünmüyor değilim. Evet, görüldüğü üzere yine Namjoon Bey Spoy Kralı olduğunu ortaya koymuş ve onlarca ipucu vermiş bize. The Most Beautiful Moment in Life dönemi paylaşımları yapıp durduğunda bundan şüphelenmiş ve ona sormuştuk. Sorulardan birine 30 yaşına geldik ne dönemi diyen Namjoon, sana zaten zerre inanmamıştım. Çünkü Taeyong'umuz bize ben daha gencim demişti. Şarkının kapak rengini de söylemiş geçen gün. Bakın gönderisinin altına yazmış. Bunu hiçbirimiz anlamadık. Bakın işte renkleri nasıl da uyuşuyor. Daha neler var neler. Şarkının isminin altında The Most Beautiful Moment yazıyor. Ve bu en güzel an demek. Yet To Come ile birleştirince en güzel an henüz gelmedi anlamı çıkıyor. Bu albümle geriye dönüş yapıp her şeyi düzeltip yeni bir döneme gireceğiz bence. Bunun bir geçiş albümü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bangtan henüz bitmedi diyor. Yoongi ve Jungkook'un kavuştuğunu görmek istiyorum. O dönemde Jungkook benim içimde bir yara oldu hep. The Most Beautiful Moment in Life o dönemin İngilizce ismi. Orijinali Korece HYYH diye yazılıyor. Uzun hali Hwayong Yongwa. BTS'in 2015 ve 2016 yılında çıkardığı 3 albümden oluşan her şeyin başladığı yer. Bilmeyenlere daha sonra uzun uzun anlatacağım bir video gelecek. Yeni albümde 3 şarkı var. Üyeler Insta'da profil renklerinde üçerli gruplara ayrılmış durumda ve bu albüm renkleriyle aynı. Ayrıca albümün içinde olacak fotokart renkleri de aynı. İşte bir spoy daha. Bangtan bütün sosyal medya hesaplarını, başlık ve profilini değiştirdi. Evet ilkilerim, konuşacak çok şey var. Hepsini anlatmak istiyorum ama öncesinde biraz sindirmem gereken şeyler var. Etrafta inanılmaz derecede teoriler dönüyor ve benim birçok teorim gerçekleşiyor. En sevdiğim döneme geri dönüyoruz. İçim içime sığmıyor. Spring Day gibi bir şarkıda alırsak vay halimize. Siz neler düşünüyorsunuz peki? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.